Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve çektiğim videolardan haberdar olmak için de arkadaşlar zil butonunu açabilirsiniz. Yine bugün size arkadaşlar iğneden tığa çok zarif bir modelle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, aynı iğne yasında olan ara suyu ve iğne yasında olan çiçeğimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir fark yok. Çok zarif bir model. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar, yeni başlarken de aynı şekilde tığ battıya sık iğne ile giriyoruz. Ve iki dağımızın arasına bu şekilde 11 tane üçer zincirli tığ battılar hazırlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar sizin için üçer zincir çekerek 9 tane tığ battı hazırladım. Şöyle 2 tane de beraber yapalım. 1 2 3 zincir. Hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum. 11 tane bu şekilde tığ battı hazırlayınca 10 zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 10 zincirimi arkadaşlar şöyle ters çeviriyorum modelimi. Bir tanesini atlayıp ikinci tığ battıma kapatıp buraya bir yuva yaptım. 1 2 3 zincirle düz yüzüne döndük. Yaptığımız bu 10 zincirli yuvanın içine 3 zincirimi sık iğne ile kapattım. 2 zincir yuvada kapattım. 1 2 zincir. Bu şekilde ikişer zincirli kirpikler çekerek bu 10 zincirli yuvayı dolduruyoruz arkadaşlar. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapatıyorum. 1 2 zincir kapattım. 1 2 zincir. 2 zincir yuvada kapattım. 2 zincir yuvada kapattım. Bu şekilde şöyle sıktırabilirsiniz, sert bir görünüm olması için elinizle kaydırabilirsiniz yani. 2 zincir yuvada kapattım. Şimdi arkadaşlar buradaki tığ battının içine de sık iğne ile girdim. 2 zincir çekiyorum. Bu tığ battının içine girmek arkadaşlar yuvamızı daha dik gösteriyor. Onu unutmazsanız iyi olur. 2 zincirimi yandaki tığ battıya kapattım. Buraya bir tığ battı yapmış oldum. 20 tane zincir. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20. 20 zincirimi çektim. Şimdi yine ters tarafından yuvamızı sabitleyeceğiz. Hemen yanındaki tığ battıya. Bu şekilde yanındaki tığ battıya kapattım. 1 2 3 zincir. Bu 20 zincirli yuvaydı arkadaşlar. Aynı bu yuvada yaptığımız gibi ikişer zincirli kirpiklerle dolduracağız. Bakın arkadaşlar, bu zincir sayısı elinizin sıklığına, ipin inceliğine göre değişir. Tam bu çerçeveyi doldurursa tamamdır arkadaşlar. 2 zincir kapattım. 2 zincir. Şöyle sıkı sıkı dolduralım arkadaşlar. O zaman kalıp gibi duruyor. Ütüye dahi gerek kalmıyor. Bu şekilde ikişer zincir çekerek yuvamı dolduruyorum arkadaşlar. 2 zincir kapattım. 2 zincir. 1 2 zincir. 2 zincir. 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar bakın bu şekilde doldurdum yuvamı. Yuvamı ikişer zincirli kirpiklerle güzel bir şekilde doldurdum. Yine bu zincir çekmeye başladığım 2 zincirli yuvamın içine de sık iğne ile girdim. 3 zincir. Şimdi yine geldik ara mesafesini vermeye arkadaşlar. 3 zincir çektim. Buraya bir tığ battı yaptım.
3 zincir, hemen yandaki tığ battının üzerine tığ battı. 3 zincir, kapattım. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. 4 oldu. 5, 3 zincir, 6, 3 zincir, 7, 1, 2, 3 zincir, 8, 3 zincir, 9, 3 zincir, 10, 3 zincir, 11. Evet arkadaşlar, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane bu şekilde ara mesafesini verdik. Şimdi arkadaşlar tekrar aynısından bir tane daha yapacağız. 10 zincir. 1 döndüm. Bir tane tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battımın içine kapattım. 1, 2, 3 zincirle döndüm. Hemen yuvaya kapattım. Yuvamı 2 zincir çekerek sadece dönüşte 3 dolduruyorum arkadaşlar bu şekilde. Birinciyi yaptığımız için bunu biraz hızlıca yapıyorum. Birinciyi gayet yavaş gösterdiğimi zannediyorum. 2 zincir kapattım. Bu şekilde kirpikleri dolduruyoruz arkadaşlar. 1, 2 zincir kapattım. 1, 2 zincir. 2 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Dibine arkadaşlar buradaki tığ battının içine kapattım. 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıma kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincirimi çekiyorum. Ters tarafına döndüm. Hemen yandaki tığ battının içine kapattım. Bu şekilde arkadaşlar, bakın yuvanın kenarını çerçeveledi. 3 zincirle düz yüzüne döndüm. Düz yüzüne döner dönmez kapattım arkadaşlar 3 zincirimi yuvamızın içine. 1, 2 zincir. 1, 2 zincir. İkişer zincir çekerek yine arkadaşlar ilkinde olduğu gibi bunu da bu şekilde dolduruyorum. 1, 2 zincir. Hiç arkadaşlar tığ battı atlamadan hemen dibine kapatın. 2 zincir. 2 zincir. Saymadan dolana kadar arkadaşlar. Sadece biraz sıkı olmasına, şöyle kalıp gibi durması için sıkı olmasına özen gösterin, yeterli. 2 zincir sayısı dolana kadar. 1, 2 zincir. 2 zincir kapattım. 2 zincir. Sonuncu kapattım arkadaşlar. Bu zincir çekmeye başladığım yerden de bir tane yapıyorum. Şöyle düzgün bir dik bir görünüm olsun. 2 zincir, pardon, 3 zincir çekiyorum. Kapattım. 3 zincir çekerek yine 11 tane hazırlıyoruz arkadaşlar. Ve sil baştan bu ara suyumuzu, kayamızı yapıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, baştan 4. tığ battının içine bu şekilde tığ battının arasına sık iğne ile girdim. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2, 2. Buraya bir yuva yaptım arkadaşlar. Ve 9 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincirimi yaptığım bu yeşil trabzanımın İçine kapatıyorum. Şimdi dönerken 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 4 ve 5. Buradan
arasından 9 zincirimin arasından 5 zincirimi bu şekilde sık iğne ile kapattım. 11 zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11. Döndüm. Bu trabzanımın içine arkadaşlar. Kapattım. Buraya bir tane yaprak yaptım arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Tığımın başını 2 defa doladım. Hemen bu trabzan arama yuvama girip 1, 2, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi hemen trabzanımın arasına girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine yuvada 4 zincirimi kapattım. Bu şimdi arkadaşlar çiçeğim için dal oldu. Bu 7 zincirimin içine çiçeğimi yapacağım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu tarafına da bir tane yaprak yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burayla aynı sayılarda arkadaşlar. Orada da 9 zincirdi. Burada da 9 zincirimi bu yeşil yuvada kapattım. Şimdi tekrar 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Ters tarafına döndüm. Yapmış olduğum bu 9 zincirimin arasından girdim. Sık iğne ile kapattım. Yine 11 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincirimi buradaki yuvaya bu şekilde arkadaşlar aynı yuvaya kapattım. Bir tane de bakın bu şekilde yaprağımız tamamlandı. Zincirimi çektim, ipimi kopardım, ipimi yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Ortada yaptığım 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Şöyle arkadaşlar, şu şekilde köşeden başlıyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Bu sefer 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. Buranın yarısının bir fazlasını çekerek kapattım. Bu 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile. 9 tane zincir çekiyorum üzerine. 9 zincirim arkadaşlar. Dibine bu şekilde yeşil yuvamın içine kapatıyorum. Bundan bu şekilde 4 tane yapacağız. 7 zincir. 7 zincirimi kapattım yeşil yuvamda. 1, 2, 3, 4 zincir. Döndüm. Bu şekilde 7 zincirimi içine sık iğne ile kapattım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 zincir. 7 zincirimi yuvada kapattım. 4 zincir. Bu şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir. Kapattım. Bu şekilde. Bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 5, 6 ve 7. Yuvada, yeşil yuvada. 7 zincirli yeşil yuva tam 4 tane alıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi yine ters tarafında kapatıyorum. Bu şekilde. 9 zincir. Evet arkadaşlar. 9 zincirimi de kapatıp çiçeğimi tamamlıyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir zincirimi çekip şöyle sıkıca ipimi koparıyorum. Bu iplerimi arkada yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde morlu sarılı. Şu boş olan yere de mavi ile yapacaktık ama arkadaşlar daha fazla video uzamasın. Umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde gördüğünüz gibi dediğim gibi arkadaşlar ütüsüz olduğu halde kalıp gibi duruyor modelimiz. Modelimiz
bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.